Haber dendiğinde aklınıza gelen sadece siyaset değilse bu program tam size göre. Siyasetten spora, sanattan bilime her konuda fikrine güvenilenlere, bana söz ver diyenlere stüdyomuzun kapıları açık. Sizin fikirlerinize de öyle. Gelin katılın sohbetimize. Teknoloji marifetiyle yayına katılabilirsiniz. Elektronik posta atabilirsiniz. İsmimiz de müsemma, posta adresimiz banasozver@ntv.com.tr. Tweet de atabilirsiniz. Bana söz ver NTV. Twitter'da bizi bulabileceğiniz, bize ulaşabileceğiniz yegane adresimiz. Siber güvenlik artık sadece devletlerin, kurulların, kuruluşların değil, biz şahısların da dikkat etmesi gereken, ciddiye alması gereken konulardan biri. Bilgisayar korsanlığı ve internet güvenliğini son dönemlerde gündemimizi epeyce meşgul eden sanal casusluk tartışmalarını konuşacağız Tamer Şahin'le. Kendisi Türkiye'nin ilk hacker'ı ama artık etik olmayı gözetiyor, etik hackerlık yapıyor kendi ifadesiyle. Etik hacker nedir? İlk sorum olacak, şimdiden belirteyim. ...18 yaşımdayken bir gün evin kapısı çaldı, elinde otomatik silahlı polisler içeri girdi. Bunun sebebi Türkiye'de işlenmiş ilk bilişim suçunu benim işlememdi, diyor Tamer Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi tabii işin artık etik kısmındasınız. O gün herhalde gençlik heyecanıyla, değil mi? Süper Online'a bir saldırı düzenlemiştiniz ama artık diğer taraftasınız. Uzun zamandır diğer taraftayım. Evet. Şimdi 36-37 yaşındayım. O zaman 18 yaşındaydım. Aha. Biraz daha böyle egolarını ön planda tutan meraklı bir çocuktum diyelim aslında. Aha. Herhangi bir kar amacıyla yapmamıştım bunu. Biraz hırçınlıktan, internet üzerinde kendini kanıtlama, bu gücü belki yönetememe aynı zamanda. Ondan kaynaklı bir eylemdi. Tabii ortalık ziyadesiyle karıştı ve ben de gerçek hayatta tanıştım eve polis baskını yaptıktan sonra. Doğru. Ne hissettiniz o gün, hatırlıyor musunuz? O gün tabii korktum. Epey korktum. Ailem de çok korktu. Çünkü polisler içeriye girdikten sonra silahlarla bir etrafa baktılar ve normal bir ailenin evi. Evet. Ondan sonra bir toparlandılar. Bir de 18 yaşında gencecik bir çocuk. Ben de uykudan yeni kalkmışım tam o sersemlikle. İşte annem ağlıyor vesaire. Sonrasında tabii bir baktılar etrafa. Dediler ki ya işte çok zeki bir oğlunuz var. Biz götüreceğiz, birkaç soru soracağız, getireceğiz. Çünkü onlara öyle bir yansıtılmış ki sanki ben otomatik silahını gece temizleyip duvara asan, ondan sonra uyuyan, ertesi günde kalkıp yine katliam yapan, değil mi? İnternette katliam yapan biriymişim gibi gösterilmiş biraz. O yüzden onlar da bilemiyorlar. Yani çünkü ilk vakaydı yani. İlk Türkiye'deki ilk hack olayıydı. Ve tabii bununla ilgili de çok hazırlıksızdım. Çünkü beni gasp büro amirliğine götürmüşlerdi o zaman. Çünkü bunun dışında bilişim suçları vesaire hayatımızda yoktu, değil mi? Peki o 20 yılda Türkiye nereden nereye geldi? Yoğunlukla siber saldırılar atlattığımız söyleniyor. Kimileri tabii ki açıklanıyor halkla, kamuyla, kamuoyuyla. Kimisi ise açıklanmıyor. Ne durumdayız sizce siber güvenlik devlet kurumları açısından? Her şey değişti. Tamamıyla değişti. Kökten bir değişim oldu. Bir dijitalleşme ortaya çıktı. Hem devlet tarafında hem sosyal yaşamda. Artık birçok işlemimizi oradan yapıyoruz. Tabii bunun eksisi nedir? Artık daha bağımlı hale geldik dijital ortama. Her şeyimiz orada tutuluyor ve orada yaşanabilecek en ufak aksaklık bugün yaşamlarımızı belki tehdit edecek seviyeye getiriyor. Dolayısıyla Türkiye çok değişti ve enteresan bir şekilde Avrupa Birliği ülkelerine göre bakınca dijitalleşmede onların da önünde bir gelişme kaydettiğini biz görmek seviyoruz lazım. Değil mi teknolojiyi? Çok seviyoruz. Özellikle finans sektöründe, bu bankacılıkla ilgili konularda çok seviyoruz. Sadece bilinç düzeyi biraz daha, bilgi güvenliğiyle ilgili halkın bilinçlenmesi biraz daha sağlanmak durumunda. Çünkü çok fazla sahte internet sitelerine girenler, parasını kaptıranlar, bunlar bir de e-mail atıyorlar bana ondan sonra. İşte ya paramız çalındı, şöyle oldu. Kurtar mı diyorlar? Evet, hanım demişti zaten ev al, ben almadım, ondan sonra para çalındı, şimdi eşimle de kavga ettik gibi böyle hayat hikayesini anlatanlar var. Yani peki çok böyle mağduriyetler yaşanmaması için bizi izleyenlere ne önerirsiniz? Yani elinin altında bir tablet olsun, bir akıllı cep telefonu olsun, bulunanlara ya da evinde bildiğimiz anlamda bir bilgisayar bulunanlara neler önerirsiniz? Ne yapalım, ne yapmayalım? Öncelikle güncel cihazlar kullanmaları lazım. Güncellemelerini doğru şekilde yapmış olmaları lazım. Birer antivirüs programı kullanmaları gerekiyor. Onun sonrasında zaten güncellemeleri yapıyorlarsa, antivirüs kullanıyorlarsa ve her önlerine çıkan linke de tıklamıyorlarsa ortalama bir kullanıcı olarak güvende sayılabilirler.
Kırılmayacak şifre var mı? Yok. Yani orada orada öyle bir şey yok. Yani benim her zaman aşağı yukarı 15 yaşından beri böyle canlı yayınlara vesaire katılıyorum. Hep söylediğim şey en güvenli sistem fişi çekili sistemdir. Yani kapalıdır. İnternete bağlı olmasanız bile artık durum öyle bir noktada ki internete bağlı olmasanız bile manyetik dalgaları yorumlayan bazı cihazlarla ekrandaki görüntüyü uzaktan yakalamak mümkün. Artık sadece bilgisayarın fan sesinden bir takım bilgileri çıkartmak mümkün. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl yani? Sadece fan sesindeki titreşimlerden ve sinyallerden bir takım bilgiler elde edilebiliyor. Yani burada artık... Niye orada daktilodaki tuş sesi gibi bir ses mi çıkıyor bizim algılayamadığımız kulakla? Daha dijital bir şey ama tabii ki evet daktilolardaki sesler de çok önemli. Hatta onunla ilgili Rusya artık çok kritik yazışmalarını ve görüşmelerini tutanakları geçirirken sessiz daktilo olarak kullanıyor. O yüzden o örneği verdim. Yani tabii yıllarca daktilo kullanıldı klavye hayatımıza girene kadar ve tuşların sesini de şifre etmek suretiyle aslında şifreler kırılıyordu. O yüzden artık bu örneği verdim. Artık elektromanyetik dalgalar var. Yani elektromanyetik dalgalardan korunmanız da mümkün değil. Çünkü elektromanyetik dalgalardan korunmak için Tempest denilen korumalar lazım. Bu korumalara da sadece devletlere satılıyor. Dolayısıyla biz hani bir kişisel kullanıcı olarak bunu alamıyoruz. Doğru. Ve burada tabii bir savunmasızlık ortaya çıkıyor. Ama tabii bunlar çok ileri seviye saldırı yöntemleri. Aha. Biz normal kullanıcılar olarak kendimizi korumamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi sanal casusluk çok tartışılan bir mevzu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki savaşın birçok boyutu var. Ticaret boyutu mesela önemli ve o ticaret boyutunu biz işte o son dönemlerde çok tartışılan Huawei dosyasında olduğu gibi sanal casusluk boyutuyla da görüyoruz. Artık devletler için casusluk konvansiyonelin yanı sıra tabii ki o da devam edecek sahada ajanlar belki ama bir de bilgisayarın arkasında anonim ajanlarla mı devam edecek devletler arası casusluk faaliyetleri? İstihbarat faaliyetleri ve casusluk hibrit bir yapıya dönüştü. Yani çiftli bir durum var. Hem konvansiyonel teknikler hem dijital teknikler. Çünkü sahadaki konvansiyonel teknikleri uygulayan insanlar da buna göre eğitiliyor. Hatta Çin gibi bir örnek siber ordu anlamında. Çünkü Çinlilerin en büyük motivasyonu şudur. Milli menfaatler hacklerken. Dolayısıyla Amerika'nın mesela yine karma, yenilikler olabilir, başka motivasyonlar olabilir. Bizim var mı? Rusların daha çok paradır. Bizim biraz daha farklı. Bizim biraz daha karışık. Çünkü bizde o kadar çok böyle büyük çaplı hack olayları gerçekleştiren yurt dışında yok. Ama Çin mesela baktığınızda siber ordusu 15 yıldan fazladır aktif ve artık bazı haberciler ya da işte araştırmacılar Amerika'dan gidip onların işte ranzalarda böyle yattıkları, eğitim gördükleri bayağı siz nasıl işte silahla çıkıp bilmem kaç kilometre koşuyorsanız normal konvansiyonel asker adam da sabahın köründe kalkıp bilgisayarın başına geçip belli konularda bir taraf saldırıyor bir taraf savunma yapıyor mesela. Yani bir ordu var bildiğimiz anlamda askerleri insanlardan var. Oluşan robotlardan, yapay zekadan bahsetmiyoruz ve bunlar milli savunma perspektifiyle ve saldırı, tabii ki. Ve saldırı perspektifiyle eğitim alıyorlar ve sonrasında saldırıları gerçekleştiriyorlar ya da savunmayı gerçekleştiriyorlar. Uluslararası platformda saldırı meşru siber ortamda. Nasıl meşru? Çünkü Çin'de yapıyor, Rusya'da yapıyor, Amerika'da yapıyor. Gizli operasyonlarla birbirlerini hackliyorlar. Birbirlerinin kritik sistemlerini. Hatta biz de yani tabii ki hükümet anlamında, devlet anlamında, Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle saldırıları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Belki de gerçekleştiriyoruz tabii ki bunu bilmemiz mümkün değil. Hatta bilmememiz iyiye bile yorulabilir çünkü o zaman başarılı operasyonlar oluyordur. Dolayısıyla bütün ülkelerin böyle birimleri var artık ve iş biraz daha çığırından çıktı. Çünkü en son İsrail kendisine saldıran Filistinli hackerların bulunduğu binaya füze attı ve binayı bombaladı. İçerisindeki hackerlarla beraber öldürdü. Amerika'nın böyle bir tehdidi olmuştu. Ben eğer bana yapılan siber saldırı çok uç noktada bir siber saldırıda ben konvansiyonel yollarla oraya saldırabilirim dedi. Bu açıklamayı duyuruyu yaptı. İsrail bunu gerçekleştirdi. Yani Filistinli hackerlara en son hatta 1,5-2 ay olmuş olması lazım. Böyle bir olay yaşandı. Çok enteresan. Türkiye'nin var mı bir siber ordusu? Türkiye'de biraz daha dağınık bir yapı var. Farklı kurumların kendi siber orduları var. Ama hani tek noktadan ortak bir amaç için ortaya çıkan bir şey olduğunu bilmiyorum açıkçası. Olmalı mı?
Mutlaka olmalı. Çünkü Amerika'da da yine Çin'de de Rusya'da da, gerçi Rusya biraz daha böyle farklı taktiklerle gidiyor. Çünkü onlar daha kiralık katil usulü, suçluları da kiralayabiliyorlar. Rusya'nınki çok iyi bir model değil açıkçası. O zaman siyah şapkalılar mı diyoruz onlara siyah bazen? Siyah şapkalılar da işte o, yani o silah tekrar dönüp sizi vurabilir. Orada öyle bir risk oluyor. Ama bir siber ordusu varsa, yetiştirilen siber askerler varsa yetenekli, o zaman milli menfaatler için hackleyip aynı zamanda da savunabilen, kendi bilgisini koruduğu gibi başka kurumların da bilgileri de elde edebilen bir yapı ortaya çıkıyor. Ve bu gayet meşru aslında. Çok ülkeler arasında. Enteresanmış, hakikaten çok ilgi çekici. Peki siz şimdi Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren kişi olarak çeşitli kurumlara konuşmalar yapıyorsunuz. Ne anlatıyorsunuz? Aslına bakarsanız hikayenizi mi anlatıyorsunuz? Hikayemi anlatıyorum. Meraklı bir çocuğun nasıl evde işte cebinde 5 lirayla başlayan o serüvenini sürdürerek bunu iyi bir iş yapmak için insanları gerçekten hayatına dokunabilecek bazı konularda yardımcı olmak için nasıl bir iş haline getirdiği. Aslında bunu anlatıyorum özetle. Yaşadığım birçok komik şey var, birçok eğlenceli şey var. Bazı ironik ve belki bugünün şartlarında baktığımızda eleştirilebilecek şeyler var. Bunları biraz daha iyisiyle kötüsüyle anlatıyorum. Bunları anlatırken de tabii bilgi güvenliği ile ilgili akıllarda birkaç not bırakabiliyorsak ne mutlu. Çok güzelmiş hakikaten. Çok teşekkür ediyorum Tamer Şahin. Hani anne babalar eskiden çocuklara derdi ya, icat çıkarma şimdi. Şimdi o artık biraz konvansiyonel bir öğüt gibi geliyor kulağa. Artık icat çıkarması için uğraşıyorlar daha çok hem hatta. Hem icat çıkarması hem de herhalde yarın öbür gün yani evladım hack yapacaksan da aman beyaz şapkalı ol, hani siyah şapkalı olma diye anne babaların da öğütlerini güncelleyeceği dönemler yakın galiba, değil kesinlikle. Mi? Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bana Söz Verin bugünlük sonuna geldik. Biliyorsunuz Perşembe günleri Bana Söz Ver yok. Cuma günü bakalım kime, kimlere söz vereceğiz. İyi akşamlar.